Teknoanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine bir Huawei GT4 replikası olan Watch GT4 Max isimli akıl saatimizin detaylı bir inceleme videosunu yapacağız. Bu model Türkiye'de en teknoloji üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum bu güvenilir satış linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Fiyat bilgisini oradan kontrol edebilir, satıcıya sorabilir ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bu model Huawei GT4 modelinin kordonuna kadar birebir aynısının yapılmış bir replikası olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Saat malzeme kalitesi ve kordon kalitesi olarak gerçekten beni oldukça şaşırttı diyebilirim. Bu saatin teknik detaylarını vererek daha sonra bütün detaylarına beraber inelim arkadaşlar. Saatte 1.5 inç IPS bir ekran bulunmakta. Saatimizde aynı zamanda batarya olarak da 380 mAh bir batarya bulunuyor. Bataryanın performansına videonun ilerleyen dakikalarına değineceğiz. Bluetooth versiyonu olarak da 5.0 Bluetooth versiyonu bulunuyor. Gelin şimdi bu saati daha yakından detaylarına inelim. Ürünü satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelmekte. GT4 Max yazısını görüyoruz. MicroWear firmasına ait olduğunu görmekteyiz. Kutu içeriği olarak seçmiş olduğunuz renge göre değişmekle birlikte siyah bir model seçerseniz eğer siyah bir metal kordon. Aynı zamanda bu şekilde bir silikon ama dışında da deri görünümlü bir yapı bulunmakta arkadaşlar. Bu şekilde işlemeli. Oldukça beğendiğim bir kordon oldu. Gerçekten muazzam görünüyor. Orijinaliyle de birebir yapmışlar açıkçası. Eğer gri metalik rengini seçerseniz de bir adet metalik kordon ve şöyle gösterelim. Bu kordon oldukça güzel duruyor. Gerçekten çok beğendim bu yeşil kordonun yapısını. Silikon kordon arkadaşlar, ancak dediğim gibi dışında böyle bir deri görünümü var. Yani çok kaliteli görünüyor. Gerçekten orijinaliyle neredeyse ayırt edilemeyecek seviyede. Malzeme yapısı olarak da yine GT4 modeline oldukça benzetmişler. Biliyorsunuz burada böyle bir yapısı bulunuyordu GT4 modelinin. Oldukça malzeme kalitesi noktasında beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Yine bu kordonları da çıkarıp takma şansına sahibiz. Buradaki pimleri çekerek kolay bir şekilde bunları çıkarıp takabiliyoruz. Arka tarafta sensör kısımlarımız yine görünmekte. Malzeme kalitemiz dediğim gibi oldukça kaliteli. Şimdi şöyle saatin temalarına bir bakalım. Şöyle üzerine basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bir geçiş sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça seri bir saat arkadaşlar. Herhangi bir şekilde takılma, donma yapmıyor. Ve şu üst taraftaki kilit tuşuna basarak da kadran kilitleme özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Şöyle kadranları görelim. Bunlar ana ekran üzerinde bulunan kadranlar. Yine uygulaması üzerinden de kadran yükleme özelliğine sahip saatimiz. Şimdi şu tuşların işlevlerine bakalım. Üst tuşa bir kere bastığımız zaman menüye gidiyoruz. İki defa bastığınız zaman menü üzerinde bu menü tarzları arasında geçişler sağlayabiliyorsunuz. Akıcılığı şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten oldukça akıcı bir saat. Yine iki defa basalım. Bu menü tarzlarının hepsini gösterelim sizlere. Buna iki defa düzgün basmamız gerekiyor. Bu şekilde liste tarzında menü tarzı da var. Böyle iç içe geçmeli tarzda bir menü tarzımız var. Bu şekilde çevirmeli bir menü tarzımız bulunuyor. Ve galiba bir menü tarzı daha var. Evet, bu yine Huawei'lerde bulunan tarzda bir menü tarzı saatimizde bulunmakta. Alt tuşa iki defa bastığınız zaman son girmiş olduğunuz uygulamaları görebilirsiniz. Ve bunları böyle tek tek temizleme şansına sahipsiniz. Elinizi sola doğru çektiğimiz zaman burada Widget kısımları yer alıyor. Burada görmüş olduğunuz Widget'lara hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Mesela hesap makinesi kısmına buradan direkt hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Elinizi sağa doğru çektiğiniz zaman burada kartlar bölümü var. Bu kartlar bölümünü bu şekilde özelleştirme şansına sahipsiniz. İstemediğiniz kartları buradan çıkarabilirsiniz. Onun dışında elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada bir hızlı panel yer alıyor. Buradan atıyorum ayarlara hızlı geçiş var. Burada watch call özelliğini, yani telefonla görüşme özelliğini açıp kapatabilirsiniz Bluetooth'un. Ve burada işte yine bazı kısa yollar bulunmakta. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman ise burada bildirimler kısmına ulaşabiliyoruz. Bu şekilde. Saat kolda bu şekilde gayet şık ve kaliteli bir şekilde duruyor. Gerçekten görüntü açısından orijinalini aratmıyor diyebiliriz. Ve uyanma hareketi olarak da kolumuzu çevirdiğimiz zaman ekran minimal bir gecikme olsa dahi bu şekilde uyanıyor. Ve ekranı direkt şöyle gösterelim. Kolumuzda saati görebiliyoruz. Bu şekilde bir uyanma hareketi performansı bulunmakta saatimizin.
Ben saati kullandığım sürece iPhone 1 telefon ile test ettim ve gelen aramalarda arayan kişinin ismini rehberimize kaydettiği şekilde gösterebildi. Bu konuda da herhangi bir problem yaşatmadı bana. Şimdi de gelin saatimizin bir hoparlör performansına bir bakalım. İlk önce saat üzerinden bir arama gerçekleştirelim arkadaşlar. Bu iletişim yazan kısım rehber eşitleme olan kısmı. Bu arada 250 adet kişiyi rehberinizle eşitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar bu kısma geleyim ve bir arama gerçekleştirelim. Şöyle bastığımız zaman. Ses gayet yeterli. Değilseniz 1'i tuşlayınız. Devam etmek için lütfen bekleyiniz. Kalite standartları gereği konuşmalarınız kayıt altına alınacaktır. Lütfen yap. Kelimeyle söyleyiniz. Sizi duyamadım. Neden aradığınızı kısaca söyler misiniz? Örneğin hesap bakiyemi öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz. Bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanıyor arkadaşlar ve bildirim yukarıdan aşağı doğru bu şekilde görünüp sonra kayboluyor. Bu saatimizde dinamik ada özelliği de var. O dinamik ada özelliğini eğer açarsanız eğer dinamik ada kısmına da bildirim düşebiliyor. Onun dışında bildirimi kaçırmışsanız eğer elinizi burada okunmamış bildirimler için gördüğünüz gibi kırmızı nokta uyarısı da bulunmakta. Elinizi aşağıdan yukarı doğru çektiğiniz zaman bu bildirimlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Eğer çok uzun bir bildirim gelirse eğer şöyle bir kısmını kırpma ihtimali bulunabiliyor arkadaşlar. Ancak genel olarak bildirimin neredeyse tamamını gösteriyor. Şöyle bakalım daha uzun bir bildirim var mı? Mesela şöyle gördüğünüz gibi bir kısmını kırpmış bildirimin. Ancak genel olarak uygulamaların bildirimlerin uygulamaların simgeleriyle birlikte bildirimler gelebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bildirimi içine girip tek tek silebilirsiniz de ya da en üst kısımdan şöyle gösterelim. Tümünü sil diyerek de bu bildirimlerin tamamını silebilirsiniz. Saatin merak edilen batarya performansına geldiğimiz zaman ise yoğun kullanımlarda bir gün civarında bir batarya performansı bulunuyor saatin. Normal kullanıcı için ise 1,5 gün civarında bir batarya performansı alabilirsiniz. Yani 1 ila 1,5 gün civarında kullanıma bağlı olarak değişmekle birlikte bir batarya performansı bulunuyor saatimizin. Hastane tipi bir medikal cihazla nabız ölçüm testini yaptığımız zaman yaklaşık bir 40-50 saniye bekledikten sonra doğruya yakın değerler veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de 66 değerini verdi. Kandaki oksijen miktarı ölçüm testini yaptığımız zaman medikal cihazımız 97 değerini verirken saatimiz 95 değerini verdi. Yani bu konuda biraz başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Nabız ölçümü kadar iyi değil kandaki oksijen miktarı ölçümü. Gelelim menü anlatımı kısmına. Menünün en baş kısmında arkadaşlar spor dalları yazan bir bölüm var. Burada görmüş olduğunuz spor modlarını saatimiz destekliyor. Bu spor modlarını seçip sporlarınızı da kullanabilirsiniz. Onun dışında aktivite yazan bir bölüm var arkadaşlar. Bunlar günlük aktivitelerinizi, yakmış olduğunuz kaloriyi, atmış olduğunuz adımı ve kilometre hesabını buradan detaylı bir şekilde size gösterebilir ve burada grafikler size çizebilir. Aynı zamanda bir uyku takibi bölümü var. Yine aşağı doğru çektiğiniz zaman grafiksel olarak bir grafiklendirme bölümü bulunmakta. Nabız, EKG, tansiyon, kandaki oksijen miktarı ölçümü gibi bölümler bulunmakta. Yine ChatGPT özelliği bu saatimizde yer alıyor arkadaşlar. Müzik kontrolü yazan bir bölüm var. İleri geri durdurma, sesi arttırıp azaltma gibi telefon üzerindeki müziklerinizi kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kamerayı kontrol etme bölümü var arkadaşlar. Bastığım zaman kamera açıldı. O yüzden bir duraksadım. Şöyle bir bakalım. Burada hava durumu bölümü yer alıyor arkadaşlar. Aşağı doğru bastığınız zaman, çektiğiniz zaman daha doğrusu bu şekilde daha detaylı bir şekilde diğer günlerinde grafiksel olarak hava durumunu görebilirsiniz. Bildirim kısmı yer alıyor. Burada son çağrıları görebileceğiniz bir bölüm var. Burada rehber eşitleme bölümü yer alıyor arkadaşlar. Uygulaması üzerinden eşitlediğiniz kişileri buradan saat üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Tuş takımı yazan bir bölüm var. Burada numarayı biliyorsanız direkt aramalar saat üzerinden başlatabiliyorsunuz. Ses kontrolü yazan bir kısım var. Burada sesli asistanı aktif hale getirme bölümü arkadaşlar. Burada bir alarm bölümü var. Alarm bekle diyerek buradan döngüleri ayarlayabilirsiniz. Alarmları istediğiniz gibi buradan kontrol edebilirsiniz. Nefes egzersiz bölümü yine bu saatimizde de yer alıyor. Hesap makinesi bölümümüz var. Zamanlayıcı bölümümüz bulunuyor. Kronometre bölümümüz saatimizde yine var.
Burada kare kodlar için yer alan benim kartım ve makbuz kodu yazan kısımlar kare kod ekleme bölümleridir arkadaşlar. Çok işimize yarayacak bir bölüm değil. Telefonu bul özelliği var. El feneri özelliği yine saatimizde bulunuyor. Bu şekilde açıp kapatarak da bu el feneri özelliğini kullanabilirsiniz. Stil yazan kısımdan menü tarzını değiştirebilirsiniz. Yine üst crown tekeri iki defa bastığınız zaman menü tarzını değiştirebiliyorsunuz. Burada masaj yazan bir bölüm var. Bastığınız zaman titreşimli olarak bir titreşim veriyor. Bir manası yok. Kadın döngü kısmı bulunmakta arkadaşlar bu bölümde. Ve burada da bir oyun bölümü var. Uygulaması üzerinde yaklaşık 8 adet, yanlış saymadıysam 8 adet oyun bulunuyor arkadaşlar. Bu oyunları bu şekilde sadece tek bir tanesini yükleyebiliyorsunuz saatin içerisinde arkadaşlar. Hafızası bu şekilde. Oyunları yükleyerek buradan oynama şansına sahipsiniz. Uygulama pazarı yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz uygulamaları, ki bunlardan bir tanesi bu şekilde pusula özelliği mesela. Burada uygulamalar bulunuyor. Burada termometre bölümü saatimizde bulunmakta, ateş ölçer bölümü. Burada konum bölümü yine bulunuyor arkadaşlar. Bastığınız zaman direkt evinizin konumunu size, ya da neredeyseniz eğer, konumunu gösteriyor. Uygulamanın bir kare kodu buraya konulmuş. Ve ayarlar bölümüne giriş yapalım. Bu falan yazan kısımda arkadaşlar, şöyle burada işte size ait bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Bunları düzenleyebilirsiniz. Bildirim bölümüne girdiğiniz zaman, bildirimlerde titreşim almak istiyorsanız arkadaşlar, bu kısmı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Ve bir bildirim geldiği zaman ekran uyansın istiyorsanız, şu kısmı aktif hale getirmeniz gerekmekse. Evrensel yazan bölümde arkadaşlar diller bulunuyor. Telefonun kare kod kısmı var uygulamaya geçiş için. Onarım fabrikası, yani fabrika ayarlarına geri dönüş ve saati yeniden başlatma ve kapatma bölümleri yer alıyor. Rahatsız etmeyin modu bulunuyor. Karartma yazan bölümden arkadaşlar parlaklığı arttırıp azaltabilirsiniz. Uyanma hareketinin aktif hale gelmesi için şu bölümün aktif olması gerekmekte. Burada yine dinamik adı özelliğini aktif hale getirebilirsiniz bu bölümden. Ve ekran zamanı yazan bölümden de 60 saniye kadar ekranın uyanık kalmasını sağlayabilirsiniz. Her zaman açık ekran özelliğinde buradan aktif hale getirebilirsiniz. Onun dışında menü stillerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ses ve dokunma yazan bölüm var arkadaşlar. Buradan sesleri arttırıp azaltma şansına sahipsiniz. Şu çoklu ortam sesi yazan bölüm var arkadaşlar. Bu kısmı aktif hale getirirseniz eğer, telefon üzerinden çaldığınız müzikler saat üzerinden çalacaktır. Bu da istemediğimiz bir şey. Bu kısmı kapatabilirsiniz. Bu özellik her replikada, her akıllı saatte bulunmuyor. Bu saatte bulunması gerçekten büyük avantaj. Özellikle iPhone kullanıcıları için büyük başa dert olabiliyor bu durum. Burada yine bildirim, alarm seslerini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Burada zil sesleri var arkadaşlar. Bunları eğer sesli kullanacaksanız saati buradan değiştirebilirsiniz. Burada da dokunsal hatırlatma yazan bölümden varsayılan ve güçlü olarak titreşim seviyesini saatin ayarlayabilirsiniz. Güçlü kısmını kullanmanızı tavsiye ediyorum, ki güçlüyü seçseniz bile çok güçlü bir titreşimi olduğunu söyleyemeyiz. Bir puan verecek olursak 10 üzerinden 6 civarında bir puan verebiliriz bu titreşim seviyesine. Aramalarda herhangi bir sıkıntı yok, ama bazen bildirimleri hissetmediğiniz oluyor gelen bildirimlerde. Onun dışında şöyle bakalım, saate pin koyabiliyoruz arkadaşlar. Jest kontrol yazan kısımda gelen aramaları işte kol hareketleriyle kontrol etme şansına sahipsiniz. Ancak çok düzgün çalıştığını söyleyemem bu kısmında. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor, öyle diyelim. Bu anahtar tanımı yazan kısımda bu alt tuşa atamalar yapabiliyorsunuz. Mesela bastığınız zaman direkt spor moduna geçiş kısmını buradan düzenleyebilirsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz yani. Güç tasarruf modu var. Onun dışında başucu lambası yazan bölümü aktif hale getirdiğiniz zaman saatiniz şarj olurken saati göstermeye devam edecek. Zaman ayarını buradan otomatik olarak yapabilirsiniz ya da manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Ve titret yazan bölüme girdiğiniz zaman da buradan yine titreşim seviyesini arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde bir menü anlatımı bölümümüz bulunmakta. Şimdi de saatimizin kullanmış olduğu uygulama olan M-Active Pro uygulamasından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu uygulamanın detaylı bir kurulum ve anlatım videosu YouTube kanalımızda mevcut. Daha detaylı bir şekilde oradan aratarak ya da kanalımızı ziyaret ederek bu videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoda sadece özet olarak geçeceğim. Bu ana sayfa yazan bölümde arkadaşlar, burada sağlık uygulama kayıtlarını tuttuğu bir bölüm var. Spor dalları denen bölümde. Buradan direkt uygulama üzerinden spor başlatabiliyoruz. Burası çok önemli değil. Şu teçhizat yazan kısımdaki market kısmı, yani kadran seçenekleri bölümü
Bizi esas ilgilendiren bölüm arkadaşlar. Burada en baş kısımda hat yazan bölümde ücretli kadran seçenekleri bulunuyor. Şurada bir ücretsiz kadran seçeneği konulmuş. Burada My Deals yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada kendiniz istediğiniz gibi özelleştirebilir tema, yani kadran seçeneği oluşturabiliyorsunuz. Burada durağan bir kadran seçeneği mesela oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada yazı fontlarını değil de sadece yazının durması gerektiği yeri ve renkleri değiştirebiliyorsunuz. Şu bölümde 5 adet fotoğraf seçip bu 5 adet fotoğrafı özelleştirebilir kadran seçeneği oluşturabiliyorsunuz. Ve şu bölümden de 1 saniyelik bir video seçip bunu hareketli bir kadran seçeneği olarak saatinize aktarma şansına sahipsiniz. Şu diğer kadran seçeneklerini şimdi size tek tek göstermek istiyorum. Burada kategori kategori kadran seçenekleri bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareketli, hareketsiz kadran seçenekleri var. En güzel bölüm bana kalırsa şu dijital bölümü. Bu kadran seçeneklerini size detaylı bir şekilde göstermek istiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi onlarca farklı kadran seçeneği var. Bir kısmı da Huawei'nin, Xiaomi'nin kullanmış olduğu kadran seçenekleridir. Yine bunları da satın aldığınız zaman detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gayet güzel kadran seçenekleri saatimizde bulunuyor. Burada bir Game Store yazan bölüm var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz oyunları saatinize indirip oynayabilirsiniz. 2, 4, 6, 7 tane oyun var arkadaşlar bu bölümde. Yine burada saati bul özelliği, uzaktan kamerayı kontrol edebileceğiniz bölümler ve rehber eşitleme bölümü buradan yapılıyor arkadaşlar. Rehberinizi buradan eşitleyebilirsiniz. Saat üzerinden 250 adet kişiyi saatinize aktarabilirsiniz. Saati bul özelliği, güncelleme gibi bölümler bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz uygulamalar üzerinden de bildirimler alabiliyorsunuz. Dediğim gibi onun dışında uygulama üzerinde çok fazla bir şey yok. Daha detaylı bir şekilde incelemek için YouTube kanalımızdan M-Active Pro yazarak bunu detaylı bir incelemesini izleyebilirsiniz. Uygulaması da bu şekildeydi. Saatle ilgili bütün detayları size anlatmaya çalıştım. Eğer benim unuttuğum ya da sizin sormanızı gerektiren bir durum varsa bunu videonun açıklama kısmında, yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.